Önce sizlere Kirchhoff'un akımlar kanunu ile ilgili hesaplamaları göstermiştik. Tablomuzdaki ilgili alanları doldurmuştuk. Şimdi Kirchhoff'un gelimler kanunu ile ilgili hesaplamaları yapacağız. Burada V1, I4 ve V2 değerlerini bulacağız. Öncelikle buradaki devreyi elimizle çizip hesaplamaların nasıl yapıldığını sizlere gösterelim. Kirchhoff'un gerilimler kanunu ile ilgili seri devremizi oluşturduk. Orijinal şemamızda bu tarafta 12 kilo ohm, bu tarafta 6 kilo ohmluk bir direnç var. Bu tarafı bu sefer 6 kilo ohm, diğer tarafı 12 kilo ohm yaptık. Buna göre değerlerimizi tablomuza yazacağız. R1 üzerine bir potansiyel düşmekte, yani 12 voltun bir kısmı 6 kilo ohmluk direncin üzerinde, bir kısmı ise 12 kilo ohmluk direncin üzerinde. Ve bu değerlere de bir isim vermemiz gerekiyor. Şimdi bu isimlendirmeleri de direnç isimlerine göre isimlendirebilirim ben. Şu şekilde yapalım. R1 direnci için V1 potansiyeli ismini vereceğim. Buraya V1 yazıyorum. Böyle bir çizgi çekiyorum üzerine. Ölçümleri bu şekilde gösteriyoruz. Yine R2 direnci için burada V2 ismini veriyorum. R2 direnci üzerinden ölçeceğimiz bizim değerimiz V2. R1 üzerinden ölçeceğimiz değerimiz V1. Aynı zamanda bunların nasıl hesabının yapıldığını sizlere göstereceğiz. Devrede ayrıca bir I akımımız var. Bu I akımı da hesabı için öncelikle toplam direnci bilmemiz gerekiyor. Toplam direnci bileceğiz ki kaynaktan çekilen akım nedir, bunu size gösterelim. Toplam direnç için formülümüz seri devrede oldukça basit. Paralel devrede olduğu gibi kesirli değil. Toplam direnç için şu şekilde RT eşittir. R1 artı R2. Buradan da eşittir 6 kilo ohm. Bakın 6 kilo ohm burada, artı 12 kilo ohm. Buradan da yine R toplam eşittir 18 kilo ohm şeklinde yazalım. 18 kilo ohm 18.000 ohm demektir. Ohm kanununu kullanarak akımı bulabiliriz. Çünkü toplam direnci bulduk. Kaynak akımını, kaynak gerilimini biliyoruz. Kaynak gerilimini toplam dirence böldüğümüzde devreden çekilen akımı bulmuş oluruz. Bunun için ohm kanunundan faydalanacağız. Ohm kanunu formülümüzle ilgili piramidimizi öncelikle buraya çizmek istiyorum. Ohm kanunu formülümüzde V eşittir I çarpı R şeklinde düşünebiliriz bu piramitten ve bunu şu şekilde yazalım şuraya. V eşittir I çarpı R. Aynı şekilde ohm kanunun diğer dönüşümlerini yazalım. I eşittir V bölü R şeklinde olacaktır. Yine direnci bulmak için de diğer formülümüz var. Fakat biz dirence ihtiyacımız yok. Sadece I eşittir V bölü R formülüne ihtiyacımız var. Bunun için hemen yazalım. I eşittir V'miz 12 volt. Yine toplam direncimiz 18 kilo ohm. Bu 18 kilo ohm'u 18.000 ohm olarak yazdım. Buradan akım değerimizi bulacağız. 12'yi 18'e böldüğümüzde burayı sadeleştirmek istiyorum. Pay ve payda her iki tarafta 6'ya bölünebiliyor. Burayı 6'ya bölecek olursak 2 çıkacaktır. 18'i 6'ya bölecek olursak 3 çıkacaktır. Bunu yazarken şu şekilde yazacağız. 2 bölü 3000 şeklinde. Bu da 0,00066
amper yapar. 0,066 amper yapar. Bunu da miliamper cinsinden yazacak olursak I akımımız I eşittir 0,66 miliamper. Ana kol akımımızı bulduk. 0,66 miliamper. Şimdi ana akım her bir direnç üzerinden geçtiğini düşünecek olursak R1 üzerinden 0,66 miliamper çarpı 6 kiloohm üzerindeki düşen gerilim verecektir. Yine R2 üzerinde bu 0,66 amperlik akım geçtiği için çarpı 12 kiloohm onun üzerine düşen V2 gerilimini verecektir. Bunların hesabını sizlere gösterelim. V eşittir I çarpı R formülünü kullanacağız. V1 potansiyelini hesabı için ana kol akımı çarpı R1 direncinin değerini kullanacağız. Eşittir. Bu da 0,66 miliamper çarpı 6 kiloohm. Eşittir. Buradan da 0,00066 çarpı 6000. Bu da 4 volt çıkar. V1 değeri 4 volt. V2 değerini hesaplamak istersek I çarpı R2 şeklinde. Buradan da V2 eşittir 0,66 miliamper çarpı 12 kiloohm. Bunu da daha açık bir şekilde yazmak istersek 0,00066 çarpı 12.000 demektir. Bu da 8 volt yapar. V2 eşittir 8 volttur. Üreteç üzerindeki gerilim alıcılar üzerindeki toplam gerilime eşittir. Bunu şu şekilde ifade edelim burada. Alıcılar üzerindeki toplam gerilim miktarı üreteç gerilimine eşittir. Evet, V eşittir V1 artı V2 eşittir. Buradan da 4 volt artı 8 volt. Buradan da eşittir 12 volt çıkar. Evet, şimdi burada çıkan değerlerimizi tablomuzdaki boş alana yazacağız. Bunu yazmadan önce şöyle bir durum söz konusu. O tablomuzdaki R1 direnci 12 kiloohm olarak alınmıştı. Bunu konunun başında söylemiştim. R2 direnci 6 kiloohm olarak alınmıştı. Biz V1 değeri için V2 üzerindeki değeri tabloya yazacağız. Yine V2 değeri için de V1 üzerindeki değeri tabloya yazacağız. Bunları oraya yazalım. I ana kol akımımız 0,66 miliamper olarak bulmuştuk. Yine V2 gerilimimiz oradaki V1 gerilimimize eşitti. Bu da 4 volt. Burası 12 kiloohm, burası 6 kiloohm. Biz ise devremizin konusunu anlatırken bu dereceleri tam tersi şekilde kullanmıştık. Burası 6 kiloohm, burası 12 kiloohm. Bundan dolayı değerlerimizi çapraz olarak yazdık. Kirchhoff'un gerilimler kanunuyla ilgili hesaplamalarımız bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda bunu Proteus'ta kurup ölçü aletleriyle üzerlerindeki gerilimleri ölçeceğiz, akımları ölçeceğiz. Bu hesapladığımız değerlere ulaşabiliyor muyuz? Bunlara bakacağız.